Alo, merhaba. Bugünkü dersimizde perfect konusunun ilk bölümünü anlatacağız. Perfect konusu üç videoda anlatılacak. Geniş bir konu, işler bir konu, işlek bir konu. Onun için ayrıntılı anlatacağız. Hemen geçelim hiç beklemeden. Önce perfect'in bir tanımını yapalım. Geçmiş zamanda cereyan eden ve şimdiki zamanla ilgili olan veya gelecek zamanda bitecek olan bir eylemi anlatmak için perfect kullanılır. Warum haben Sie uns denn nichts gesagt? Neden bize bir şey söylemediniz? Hast du schon gehört? Duydun mu? Elke und Jens haben in den Ferien geheiratet. Elke ve Jens tatilde evlendiler. Was ne? Warum haben sie uns denn nichts davon gesagt? Neden e, bu konuda bize bir şey söylemediler? Böyle karikatürlü bir girişten sonra hemen konumuza geçelim. Evet. Mit dem perfekt kann man meist mündlich über Ereignisse in der Vergangenheit berichten. Perfektle çoğunlukla konuşma dilinde e, karşılaşırız. Konuşma dilinde kullanırız. Übe Ereignisi yani olaylar hakkında ne zamanki olaylar hakkında indiye fergangen hayt berichten yani geçmiş zamanda olan olayları anlatırken sözlü olarak perfekte kullanırız. Bu dersimizde öncelikle perfect mit haben yani haben yardımcı fiili ile yapılan e, kısma bakacağız. Daha sonra zayını göreceğiz ve diğerlerini göreceğiz. Yani ayrılabilen yapıları, onları kastediyorum. Normalde iki tane yardımcı fiille perfektimizi yapıyoruz. Haben ve zayn. Presence von haben, partisi perfect. Evet, cümle yapımıza bir bakalım. Sie haben in den Ferien geheirat onlar tatilde evlendiler. Evet, burada perfect yaparken e, haben yardımcı fiilinin şimdiki halini kullanıyoruz. Present halini kullanıyoruz. Yani şahsa göre çekim yaptığımız kısım bu kısımdır. Partisi perfect kısmı ise ne oluyor? Böyle düzenli cümlelerde sona gidiyor. Warum haben sie uns denn nichts davon gesagt? Neden konuyla ilgili bir şey hiçbir şey söylemediler? Ich habe ihn erst gestern Abend in der Stadt gesehen. Ben onu dün akşam şehirde gördüm. Peter hat seinem Vater sehr oft geholfen. Peter babasına sıklıkla yardım etti. Evet, birinci sırada şahıs zamirleri var, özne var. İkinci sırada yardımcı fiil dediğimiz yani haben var. Şahsa göre çekilen fiil. Zat mite cümle ortası, zat ende cümle sonu. Das perfect wird meist mit haben gebildet. Perfect çoğunlukla haben ile yapılır diyoruz. Evet, Bildung des Partizip Perfect yani partisi perfectin oluşturulması, yapılması. Şimdi üç türlü perfect yapılış şekli var. Regelmesige verbe düzenli fiiller, unregelmesige verbe düzensiz fiiller. Onun dışında misformen, karışık şekilde çekilen fiiller var. Hemen bakalım. Regel mesi ver, düzenli fiillere örnek verelim. Zagen hayrat, zagen söylemek hayratın evlenmek nasıl oluyormuş bir bakalım. G plus stam plus t yani fiil e, kökü ortada kalıyor. E attıktan sonra başına G geliyor, kök bu şekilde kalıyor, sonuna ise T geliyor. Hayratına bakalım. Hayrat'ın E-N'yi attık. Mastar ekini attık. Başına G geldi. Hayrat kök E ve T gelmiş. Neden E ve T geldi? Hemen bakalım. Bay D o da T am N de şiştames E-T demiş. Yani fiilin kökü D ve T ile biterse o zaman köke bir E yani kaynaştırma harfi geliyor. Unruh Egil verdi düzensiz fiillere bakalım sehen gesehen trinken getrunken helfen geholfen schneiden geschnitten beißen gebissen essen gegessen gehen ee, şeklinde g plus ştam plus n yani başına g geliyor e, fiilin kökü değişebiliyor stam plus n buradaki gibi Bakın burada g gelmiş başına. Fiilin kökü kalmış. Bir ses değişimi olmamış. Sonuna da e n gelmiş. Fakat diğerlerinde der Stammvokal ändert sich oft. Yani kök sesleri çoğunlukla değişiyor. Kökteki fiil, kalan kök fiilin ses değişimi oluyor. Değil mi? Manchmal ändert sich auch der Konsonant. Hece de ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Evet. Mish formen karışık çekimlere bakalım. Yani her iki çekimin özelliğini gösteren, onun için karışık diyoruz. Hem düzenlinin hem de düzensiz fiilin özelliğini gösterdiği için onun için buna karışık diyoruz. Karışık çekim. Bakalım. Denken, gedacht, kennen, gekan, wissen, gewusst, bringen, gebracht, nennen, genannt. G Ge plus stam plus T Bakın burada normal e, G düzenli fiilin çekimini göstermiş. T ama kökte değişiklik olduğu için de bu da karışık fiilin özelliği. Onun için miş form diyoruz. Und Änderung des Stammvokales yani kökte ses değişikliği. Başlara G, sonlara T gelmiş ama köklerde ses değişimi olmuş. Onun için karışık fiil demişiz. Hemen alıştırmalarımıza bakalım hiç gecikmeden. Evet, the high de infinitive ben anlamlarını e, hepsini teker teker söylemeyeceğim. Çünkü konu oldukça uzun. Siz bu burada bir sözlük çalışması yapabilirsiniz. Biraz sözlük çalışması yapın. 40. derse geldik çünkü. E, durdurup sözlük çalışması yaparak biraz da kendiniz katkı sağlamış olursunuz biz de vakitten tasarruf etmiş oluruz. Wie heißt der infinitiv yalın hali nedir? Geholfen, helfen, geschnitten, schneiden, gelesen, lesen, gewusst, wissen, gedacht, denken, gebracht, bringen. Evet burada da yalın halleri gördünüz. Wie heißt das Partizip? Partizip neydi? Sona gelen değil mi? Son kısım. Burası Asla şahıslara göre çekime uğramıyordu. Yani ben, sen, o, biz gibi şahıs samirlerine göre çekimi olmuyordu. Değil mi bunların? Onları karıştırmayın. Öğrenciler genelde karıştırıyorlar. Burayı da çekmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hataya düşüyorlar. Neyi çekiyorduk? Yardımcı fiil çekiyoruz. Habın var ile yapılıyorsa habın. Zayn ile yapılıyorsa zaynı çekiyoruz. Bakalam. Evet. Wie heißt Partizip? Nehmen, genommen, liegen, gelegen, brechen, gebrochen, nennen, genannt, sprechen, gesprochen, bitten, Gebet. Evet. Welches Werk passt Hangi viel Ujo und in welcher Form we Hangi Hast du heute schon die Nachrichten gehört? Bugün haberleri dinledin mi? Dieses Jahr habe ich keine einzige Karte aus dem Urlaub geschrieben. Bu sene tatilden bir kart bile yazmadım. Warum haben Sie uns denn nichts davon gesagt? Neden bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedin ya da söylemediler? Ee, der Portier hat die Tür jeden Abend um 19 Uhr geschlossen. Hans hat einen Ring auf der Straße gefunden. Hans yolda bir yüzük buldu. Evet, devam edelim. Devam edelim. Konsekvensin etkiler, sonuçlar. Ich bin hundemüde son derece yorgunum iyi bir letsinah schlecht geschlafen ee, geçen akşam Türkçede genelde uyuyamadım deriz kötü uyudum pek demeyiz yani geçen akşam uyuyamadım schlecht geschlafen motomot tercüme edersek kötü uyudum değil mi eğer möhte nicht ins kino gehen, o sinemaya gitmek istemiyor. Eğer hat deyin film şon gezein, o filmi gördü, seyretti. Mir ist ein wenig schlecht. Mir ist ein wenig schlecht. Ben biraz kötüyüm. Ich habe zu viel gegessen. Biraz fazla yemek yedim, biraz fazla kaçırdım deriz. Evet, die Kartoffeln sind jetzt gar. Patatesler şimdi pişti ya da pişmiş zihat zi 25 Minuten lang gekocht 25 dakika boyunca kızarttı ya da haşladı değil mi kohun pişirmek değil mi gekocht dediğine göre pişirmek olarak almamız daha doğru olur mein portmoney ist cüzdanım kayıp yemand hat eski birisi çaldı. Sie können auf keinen Fall Auto fahren. Sie haben zu viel Alkohol getrunken. E, hiçbir şekilde araba kullanamazsınız. Çok alkol içtiniz. Evet. Peki jetzt ist der Hund aber Şimdi köpek temiz. Oto hat in gürültü yavaşın. Oto onu adam akıllı yıkadı. Evet. Peki, şu alıştırmaya da bakalım. Wie hast du das Omelett gemacht? Omleti kayganayı nasıl yaptın? Zuerst habe ich die Eier schaumig geschlagen. Önce yumurtaları çırptım. Dann habe ich Salz und Kräuter, Mehl und Milch in die Schüssel gegeben. Yani daha sonra tuzu, baharatı, yani bitkileri daha doğrusu, Kräuter un sütü sahana koydum. Da sabek alles gut gemiş tepsini iyi karıştırdım. Da nabek deyin tayk indi fanne mi taysın fet geçtüt. Daha sonra hamuru sıcak yağ döktüm. Yedes omelet habe 5 fünf Minuten auf jede Seite gebraten. Her ö, omleti, kayganayı her tarafını 5 dakika kızarttım demiş. Hastu Sean Dine House of Garbun Gemat ödevlerini yaptım mı? Yakıla elbette ihabe deyin tek silahı gelezin. E, metni sesli okudum. Dan habihti English'in vokabelin gelen daha sonra İngilizce kelimelere öğrendim. Di matematik of habe habih auch schon alle gemat. Bütün matematik alıştırmalarını da yaptım und schau mal, ich habe ein Bild von unserem Haus Baksana, bir de evimizin resmini yaptım. Evet, bugünkü dersimizi Clip und Klar Übungsgrammatik Deutsch 88 ve 89. sayfadan sizlere anlatmaya çalıştık. Bu kitabı Christian Fantrich Ulrike Talowitz yazmış. Ee, Edition Deutsch Klet International Verlag yayınlamış. Ee, biz de bu kitaptan sizlere dersimizi aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka derste bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Tschüss und auf Wiedersehen.